31 Mart seçimlerinin üzerinden 5 gün geçmiş olmasına rağmen henüz mazbatamızı alabilmiş değiliz. Elbette ki itirazda bulunmak bir yasal haktır. Ama itirazın da hukuka uygun olması, itirazlarla ilgili kararın da yine aynı şekilde hukuka uygun olması gerekir. Sandık kurulunda yapılacak, sahip sırasında yapılacak işlerin 5 gün sonra itiraz konusu yapılması kabul edilebilir bir durum değildir. Sandıklarda bir güvenlik sorunu var idiyse orada sandık görevlileri o anda itiraz edeceklerdi. Her okulda polis vardı. Güvenlik görevlileri okulları dolaştılar. Herhangi bir seçmen üzerinde baskı var idiyse sandık kurulu üyeleri imza atmayacaklardı. İtiraz edeceklerdi. Güvenlik görevlilerini göreve çağıracaklardı. Bu yaklaşım doğrudan doğruya aslında sandık kurulu başkanı olan kamu görevlilerini de, polisi de, bu şehrin mülki amirlerini de herkesi töhmet altında bırakan bir yaklaşımdır. Seçmen listeleriyle ilgili itirazlarsa seçim takvimi başlamadan önce yapılır. Eğer bu şehirde erbaş oy kullanmışsa bununla ilgili itirazlar zamanında listeler incelenip yapılır ki biz yaptık bazı listelere itirazlarımızı. Bu itirazlarımız o zaman reddedildi. Seçmen listesi itirazı seçimden sonra yapılmaz. Bir başka konu mahkumların taksirli suçlardan ceza alanların yine aynı şekilde oy kullandığı yönündedir. Bunlar zaten belediye başkanlığında oy kullanmıyorlar ki, il genel meclisinde oy kullanıyorlar. Dolayısıyla son yapılan itiraz hiçbir boyutuyla hukuki nitelik taşımamaktadır. Kaldı ki bu itiraz il seçim kuruluna yapılmaz, ilçe seçim kuruluna yapılır. MHP daha önce ilçe seçim kuruluna oyların sayımıyla ilgili itirazda bulundu. Tüm oyların sayımıyla ilgili. Tüm oylar yeniden sayıldı. Şimdi oylar sayıldıktan sonra seçim iptali talebi olabilir mi? Oyların sonucuna göre mi seçimi iptal edip etmeyeceklerine karar verecekler? Ya oy sayımının sonucunda MHP çıksaydı ne olacaktı? Bu gerekçeler ne olacaktı? Bunlar o zaman hiçbir inandırıcılığı olmayan gerekçelerdir. Bu konuda seçim kurullarının iki yetkisi vardır. Birisi seçim sonuçlarına dair itirazlar, diğeri seçim suçlarıyla ilgili itirazlar. Seçim suçlarıyla ilgili itirazlar 132. maddedir. Bunlarla ilgili itirazların sonuçlanması 3 aylık bir süreyi alır. Cumhurbaşkanlığı da ifade ettiği gibi elbette ki yargılama süreçleri eğer görevliler yanlış yapmışsa, seçim kurullarında görevliler ihmalde bulunmuşsa, kasıt varsa, güvenlik güçlerinden kaynaklı, seçim kurullarından kaynaklı herhangi bir hukuksuzluk varsa bunların incelenmesiyle ilgili süreç 3 ay içerisinde tamamlanır. Ama bu seçim sonucunun ilan edilmesini geciktirmeyi, engellemeyi asla haklı kılmaz. Bu şehirde her gün sonucun açıklanmasının ilanını geciktiren, mazbata verilmesini geciktiren her gün yeni spekülasyonları, yeni şaibeleri şehirde konuşulur kılıyor. Değerli arkadaşlar, cuma saatinde belediyenin önünde dosyalar fotoğraflandı ve bize ulaştırıldı. Belediyeden o saatte neden dosyalar taşınıyordu, nereye taşınıyordu? Gece geç saatlerde belediyede özellikle Kargiyotek firmasının personeline geriye dönük imza attırıldığına dair çok somut bilgiler geldi bize. Onun için de bugün milletvekili olarak, bu şehrin milletvekili olarak şimdiye kadar belediye yolsuzluk iddialarıyla ilgili, belediye borçlarıyla ilgili sorduğum soru önergelerine cevap verilmemesinin sebebini ilgili birim amirlerinden dinlemek üzere belediyeye gittim. İlgili birim amirleri, muhasebe müdürü, hukuk müdürü, bilgi işlem müdürü, teknik müdür, güvenlik müdürü, bu birimler, işletmeler müdürlerinden neden şimdiye kadar sorduğum sorulara cevap verilmediğine dair bilgi almak için görüşmeler yaptım. Ama gördüm ki belediyede her şey hukuk dışı. Dün ziyarete gittiğimiz birimlerin bazılarında personel takip çizelgelerinin 2 aydır yapılmadığını gördük. Bunu geldik tekrar ilgili birimlere sorduk. Neden yok diye bize verdikleri cevap kağıt alacak para yok şeklinde. Değerli arkadaşlar, 60 günün bütün o gittiğimiz birimlerdeki imza kağıtları 60 tane kağıt yapıyor. Bugüne kadar 35 kağıt yapar. 35 tane kağıt ne kadar para yapar karşılara sormak istiyorum. Ama o kadar personelin 35 gün işe gidip gitmediğinin tespit edilmemesinin sorumluluğu, suçu bütün birim amirlerini de, başkan yardımcılarını da, şu anda başkanlık koltuğunda oturan başkan vekilini de kapsar. Benim haberim yoktu, ben bilmiyordum, böyle mi yapılmış gibi mazeretleri yargıya anlatacaklar. Bize anlatmayacaklar. Instagram'dan canlı yayınla halka anlatmayacaklar. Çünkü bu görevler açık biçimde sayılmıştır.
Müdürlerin görevleri, başkan vekillerinin görevleri kanunda, mahalli idareler kanunda somut biçimde sayılmıştır. Bu görevleri yerine getirmemeyle ilgili savunmalarını elbette ki idari soruşturma sürecinde de, savcılara yargılama sürecinde de mutlaka paylaşacaklar. Ben tekrar altını çizmek istiyorum. Özellikle personelle ilgili geriye dönüp imza attırmalar ve kimi kameraların haftalardır çalışmıyor olmasını güvenlik görevlileri ilgili teknik birime iletmiş olmasına rağmen bu kameraların hala çalışmıyor olmaları kaçırılan, çalınan dosya iddialarını çok daha güçlendirmektedir. Özellikle kritik birimler yolsuzluk iddialarının yoğunlaştığı fen işleri, imar, ihale gibi birimlerin bazılarının önündeki kameraların çalışmıyor olması da özellikle bu odalardan kimi evrakların personelin de bilgisi dışında çıkarılma ihtimalini, kaçırılma, delil karartma ihtimalini ciddi biçimde güçlendirmekte. Dolayısıyla biz hem mazbatanın bir an önce verilmesini ve bir an önce bu şehirde hiçbir şaibeye, hiçbir spekülasyona sebebiyet verilmeyecek biçimde belediyenin bütün evraklarıyla ilgili, geçmişe dönük yapılmış bütün işlemlerle ilgili, özellikle yakın dönemle ilgili acilen soruşturma başlatılmasını isteyeceğiz. Konuyu elimizdeki bütün evraklarla birlikte yargıya taşıyacağız, mülkiye müfettişlerinin gündemine taşıyacağız ve hem soruşturma süreci, hem inceleme, araştırma hem de yargılama sürecinin bir an önce başlamasını isteyeceğiz. Biz asla işini doğru yapan, hukukun sınırları içerisinde hareket eden, haksız bir kazanç elde etmeyen hiçbir personelle bizim hiçbir işimiz olamaz. Onlar bizim yol arkadaşlarımızdır, çalışma arkadaşlarımızdır ve hukukun işlemesine ne kadar yardımcı olurlarsa bu şehirde o kadar Kars'ın hakkını da savunmuş olurlar, kendi geleceklerini de güvenceye almış olurlar. Ama suçu bilen, örten, suça ortaklık eden, suç işlenmesine göz yumanlar da elbette hangi siyasi partiden olurlarsa olsunlar, ne kadar süredir belediyede çalışıyor olurlarsa olsunlar, kime güvenerek suç işlemiş olurlarsa olsunlar bunun hesabını mutlaka verecekler. Nasıl biz hukuka bağlı kalıyorsak, hukukun sınırları içerisinde hareket ediyorsak elbette belediye personeli de hangi partinin görevlendirmiş olmasına bakılmaksızın hukuka bağlı kalmak zorundadırlar. Bu şehirde hukuk egemen olacak. Hem seçim kurulu eninde sonunda halkın iradesinin gereği neyse onu kabul edecek, ilan edecek. Görevimizin başına bir an önce geçeceğiz. Ve bu şehirde bu birkaç günlük kaos içerisinde, kargaşa içerisinde yangından mal kaçırır gibi bir takım suçların işlenmesine asla izin vermeyeceğiz. Teşekkür ederim.